Sevgili seyirciler, Karşıyaka Mahallesi'nden geçmekte olan çevre yolunun Kabaya Sokak üzerindeki köprüsü altındaki geçit alınan ihbara göre geçitte bir çökme meydana gelmiş. Yeni bir çökme olmadığı söyleniyor. Konuyla ilgili bilgi alacağız ama bilgi almadan evvela söylememiz gereken bir iki kelimeye yetmek istiyorum. Yol herkesin, hepimizin bildiği gibi medeniyettir. Yol yapılırken de üzerinden geçmek durumunda olduğu dereler üzerine de mutlaka altyapısı sağlam yapılmalıdır. Herhalde burada bir eksiklik olacak ki bir kayma meydana gelmiş. Bu konuda yetkililerimizi bilgilendirmek üzere ihbarı yapan kardeşimiz de bu konuyu değerlendirmek istiyoruz. Şimdi sevgili seyirciler, kardeşimizi tanıyalım önce. Adım Arif Emir. Karşıyaka Mahallesi'nde oturuyorum. 60 yıldan beri buradayım. Buranın sakinlerindeyim. Ve burayı da yaşım itibariyle 50 yıldan beri bu mıntıkayı iyi bilirim. Buralar dere yataydı. Alt tarafın akan sular vardı. Hepsi kayboldu. Kaybolmadı ama yerin altından gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Bunun altını oyarak gidiyor. O sulara bir koruma yapmadılar. Üzerine doldular, gittiler. İspatı. Yarık. Bunu ben 10 sene önce sizin gibi gazeteci arkadaşlara söyledim. Oradan valide ekipler geldi buraya. Ekipler inceleme yaptılar. Hatta o yetkililer bile bana bağırdılar. Niye ya, sizden şikayet ediyorsun diye, bize niye söylemedin etmedin de karayolu yetkililer. Şimdi kimse kalmadı. Ben kaldım burada. Vatandaş olarak. Bir de devletim var. Yetkililere söylüyorum. Buyurun. O 10 sene önce bu yoktu. 10 sene içinde yapılan şeye bakın. Ha şimdi bu diyecek 10 sene. 20 sene daha gider. Gitmez. Saç koydular. Görüntüyü kapatmak için 10 sene önce. Saçların hale gelmiş. Buyurun. Bak çürümüş. Karşıya bakınca, şöyle gidince bak buradaki saçın paraleliyle oradaki saçın paraleline bakın. Ayrılmış. Böyle bak aradaki boşluğu çekebiliyor musun? Derin boşluk var arada. Bak derin boşluk çek. O zaman o kadar değildi. O zaman parmak yiyordu. Şimdi buraya 5 parmak birden gider. Boşluk biliyor musun? Bak saç kaymış. En üstte bak. Bak saç burada bombalemiş. Görüyor musun? Toprak yığılmış üzerine. Bunun üzerine toprak yığılı. Ayrıldığımı arada toprak yığılı. Memezin içinden toprak yığılı. Yolunda toprak buraya süzme yapmış. Yağmur yağınca da yeri de çek. Burası göl oluyor. Yukarıdan çekilen suyla beraber göl oluyor burası. Çok su yağmur akıyor burada. Bol yağmurda. Tam bunu istikamette görüyor musun? Bak. Bak. Tamam. Burası oradan beri başlıyor. Burayı da kazayım burayı da. Şurası mı? Gösterelim de insanlar anlasın. İnsanlardan ziyade sorumlular anlasın yeter. Görsün ve anlasın. Köprünün üstü bak. Yarıklar. Biliyor musun? Bu yarık buradan buraya da devam ediyor yani. Ayrılmış yani. Ha bu bir saniye olabilir, beş de olabilir. Yarın hep olabilir. Biz bugünden ilgilileri evet, uyaralım. Yarın hep olabilir. Abi biraz daha eşeyim. Bakın. Bak abi. Bak abi. Bak yılan gibi rivis bak. Bak. Evet. Evet, 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 evet. Bu hassas bir şey bu. Bak geliyor bak, geliyor musun? Bak. Bak. İyice kayar burayı. Bunun hani ne dersen de 30 metrelik bir alan yarık. Yani bunu ben mesai için yapmıyorum. Vatandaşlık görevi yapıyorum. Tabii. Sorumlu vatandaşlık görevi evet. Doğru. Evet. Doğru. Sevgili seyirciler, buradan kardeşimiz ilgililere aracılığımız vasıtasıyla bir şeyler söylemek istiyor. Son olarak bu kısmen dere üstündeki alt geçitin çöktüğü belli. Belli. Yaklaşık 10 yıldır böyle bu var. Var. Hadi bekle. Böyle gitmez, evet. Gider diye bir kaydı yok. Evet. Bugün olmazsa yarın evet. Ufak bir afette sıkıntı yaşayabilir çevre yolu diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Son olarak ne söylemek isterdi? Ya bu yetkililer
alın alsın gelsin bak bunlar bu donanmış itibin hakkı var bu işte. Yani her şey puan olmuyor. Bakacaksın, imkanın varsa yapacaksın. Üst geçidin altındaki söz konusu çatlak. Üstüne vuruyor. Demir plakalarla, saclarla kapatılmaya çalışılmış ama görüntü. Tabii ki çatlak öyle kapatılmaz. Evet, aynen. Etkili önlem alınması gerekiyor sevgili seyirciler. Biz sorumlu insanlar olarak ilgililere buradan duyuruyoruz. Saygılar. Şey çektiniz mi? Yolu çektiniz mi?